Samsun'un dünyaya açılan tek penceresi Haber Aksan. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Geçmişten geleceğe baktığımız bakış programıyla tekrar birlikteyiz efendim. Efendim, toplumların en önemli zenginliği yetişmiş insan gücü diye söyler uzmanlar, biliyorsunuz. İnsana yapılan yatırım uygarlığa yatırım yapar, yapılmış olur diye söylenir, bilirsiniz. Oysa ki Türkiye eğitimde üstün zekalı çocukların eğitimini hangi yapıyla karşılıyor? Bunu ve buna benzer konuları masaya yatıracağız bu akşam. Türkiye'de eğitimsel gelişimlerin çapraz bir yapıyla hangi konumdan hangi konuma geldiğini, oysaki üstün yetenekli çocukların tarihinin ta Selçuklulara dayandığını söyler tarih, biliyorsunuz. Selçuklular, Osmanlılar ve Türkiye'de günümüzde Cumhuriyet'le ilgili yapı üstün zekalı çocukların eğitiminde hangi konumda? Bu konuda iki tane uzman konuğum var. Doktor Ayşe Alkan, hocam hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim hocam. Bir diğer konuğum da Doktor Hüseyin Mertol. Hüseyin hocam hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Hocam, ben sizinle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz üstün zekalı çocukların eğitimindeki yapısal değerlerin ta Selçuklulara dayandığını, Osmanlılardaki yapıyı biliyorsunuz. Evet. Cumhuriyet'teki gelişimlerde artık üstün zekalı çocukların biraz daha önemsendiği ve o Osmanlı'da olan yapının Cumhuriyet döneminde de aynı konumda, daha ileri düzeyde bir noktaya geldiğini biliyoruz. Bu konuda ne söylersiniz? Önce ondan başlamak istiyorum. Öncelikle bir üstün tanımı yapalım. Aslında hocamın alanına gireceğiz ama üstün zekalı çocuk nedir tanımından başlayıp Cumhuriyet dönemi, Cumhuriyet öncesi, sonrası dönemlerine devam edelim. Çok iyi olur hocam. Kısaca üstün zekalı çocuk tanımını Ayşe hocam daha ayrıntılı olarak yapacak ama yaşıtlarına göre ileri performans gösteren çocuklar diyoruz biz. Yani birileri yürürken onlar koşuyorlar. Cumhuriyet dönemi öncesi baktığımızda sizin de belirttiğiniz gibi öncelikle Enderunlar karşımıza çıkıyor ki sarayda özel seçimle yetiştirilen insanlar, bir tanılama diyoruz biz Cumhuriyet döneminde, daha sonra geleceğiz. Güzel tanılamalarla seçilen çocukların bakıyoruz ki Cumhuriyet döneminde çok iyi yerlere geldiğini görüyoruz. Mimar Sinanlardan tutun da sadrazamlara kadar birçok isim karşımıza çıkıyor. Cumhuriyet dönemi ne getiriyor bize peki baktığımızda? Öncelikle Cumhuriyet döneminde bir yurt dışına eğitim gönderme politikası var ki Atatürk döneminin en önemli özelliklerinden biridir. Afet İnan gibi çok değerli isimlerin yetiştiği. Daha sonra bir kanunla karşılaşıyoruz. Önemli bir kanun, İdilbiret Sunakan Yasası. Evet. İdilbiret ve Sunakan yasasıyla birlikte... O yasaya öyle deniyor, evet, değil mi hocam? Evet, yani öyle. Tarihte de öyle anılmış. Evet. Bu yasayla birlikte özel yeteneklilere ayrı bir değer verildiğini görüyoruz. 1960'larda, 50'lerde özel yetenekli sınıflar uygulaması var. Ergenekon Okulu diye bir okulla karşılaşıyoruz ki Ergenekon Okulu'nda ayrı bir müfredatla bir program söz konusu. İlerleyen süreçlerde farklı uygulamalar var. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar liseleri, yine yetenekle alakalı. Evet. Ama günümüz koşullarına geldiğimizde belki de bizim Ayşe Hoca'yla birlikte çalıştığımız bir kurum var. 1995-98 yıllarında bir pilot uygulamayla bilim sanat merkezlerini görüyoruz ki şu anda devlet olarak, devlet kurumu olarak özel yetenekli çocukların devam ettiği kurumlar bilim sanat merkezleri. Tabii bu arada başka kurumlar yok mudur? Sadece üstünlerin eğitim bilim sanat merkezleri üzerinden mi gider? Hayır. Pilot çalışmalar, pilot uygulamalar devam ediyor. Farklı uygulamalar da var. Anadolu Üniversitesi'nde Uğursak hocamın belirttiği çocuk üniversiteleri şeklinde uygulamalar söz konusu. Bunun dışında farklı olarak yapılan uygulamalara baktığımızda özel lise var. Mesela TEVITO kısa adıyla dediğimiz üstün zekalı çocuklara zeka testiyle alan eğitimler. Evet. Ama dünyada üstünlerin eğitiminde 1970'lere gidiyor. Baktığımızda o da çok yeni. Üstün tanımını yapmak, üstün kimdir tanımını yapmak oldukça bazen zorlaşıyor. Çünkü genel bir tanımda bazıları şu konuda da Cemil Bey rahatsız oluyor. Üstün demek doğru mu acaba? Özel yetenekli mi desek, yoksa İngilizce karşılığı gifted, armağanlı çocuk mu desek? Acaba tanımlarda da bazen sorunlar yaşıyoruz ama genel olarak tanımlara takılmadan bu çocukların özel eğitime ihtiyacı olan farklı çocuklar değer olduklarını söylemek en doğrusu. Peki Batı'da nasıl kullanılıyor hocam o tabir? Yani İngilizcesi gifted. Gifted bizim Türkçe'ye çevirdiğimizde armağanlı çocuk demek. Gifted hediye, armağan anlamına geliyor. Batı'da da farklı, özel çocuk, özel eğitime ihtiyacı olan çocuk şeklinde söyleyebiliriz.
Evet. Hocam ben Ayşe Hanım'a geçmek istiyorum. Sevgili hocam, siz üstün zekalılar konusunda doktora yaptınız. Evet. Tabii özel eğitim ve üstün yetenekli çocukların eğitimiyle ilgili gelişimler sizce günümüzde yeterli düzeyde mi bu teknolojik gelişimde? Nedir o konudaki görüşlerinizi alabilir miyim? Ben öncelikle böyle bir konuya değindiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çünkü bu eksikliği hissedilen bir konu, evet, ve gündeme gelmesi bizleri de mutlu ediyor. Öncelikle ben bir özel eğitim nedir ondan bahsetmek istiyorum. Lütfen. Sorunuza gelmeden önce. Özel eğitim denildiği zaman yaşıtlarından farklı gereksinimleri olan, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel kurumlara, özel eğitim programlarına ve alanında uzman özel eğitim akademik hocalara ihtiyaç duyan bireylerin ihtiyacı olan eğitime biz özel eğitim adını veriyoruz. Özel eğitime ihtiyacı olan gereksinimi çocuklara baktığımız zaman zeka geriliği olanlar, öğrenme güçlüğü olanlar, işitme yetersizliği olanlar, görme yetersizliği olanlar, duygu ve davranış bozuklukları olanlar, beden ve sağlıkla ilgili yetersizlikleri olanlar olduğu gibi üstün yetenekliler de bu gruba girmektedir. Yani şunu söyleyebilirim, bir ebeveyn veya bir öğretmen bir bedensel engelli çocuğu veya öğrencisi olduğunda nasıl bir tedirginlik yaşıyorsa üstün yetenekli çocuğu veya öğrencisi olduğunda da aynı tedirginliği yaşaması gerekiyor. Çünkü bu çocuklar farklı çocuklar. Eğer bu çocuklar kendi zeka kapasitelerine, yeteneklerine göre eğitilmezlerse tam tersine olumsuz insan, olumsuz birey haline gelebilmektedirler. Toplumdaki zeka seviyelerine baktığımız zaman %95'i bu bilimsel araştırmalarda %95'i normal kabul edildiğinde %3'ü alt zeka seviyesinde, %2'si ise üstün yetenekli bireyler olmaktadırlar. Toplumumuzda öncelikli olarak eğitim kurumlarından ziyade bir kere tabii ki yetersizlikler var. Hı hı. Ama bu çocukların keşfedilmesi çok daha büyük bir önem arz ediyor şu anda. Çünkü eğer bu çocuklar keşfedilmezler ve zeka kapasiteleri yönünde yönetilmezlerse, yönlendirilmezlerse tam tersi topluma son derece zararlı bireyler haline geliyor. Mesela günlerdir haberlerde bir biliyorsunuz genç bir seri katil, evet, var. Ve bunu emniyet müdürleri, psikologların yaptıkları tanımlarda bunun çok zeki bir insan olduğunu söylüyorlar. Çünkü mesela evinde odasına girildi, bir bakıldı hep bulmacalar çözüyor, kitaplar okuyor. Kalemlerini veya kitaplarını çok düzenli bir şekilde yerleştirmiş. Bu çocuğun farklı olduğunu söylüyorlar ki muhtemelen eğer bu insan kendi yetenekleri ve kapasitesi yönünde yönlendirilseydi bu durumlara belki de gelinmeyecekti. Şu anda Türkiye'de çocukların, üstün yetenekli çocukların, belirlenmiş çocukların gittiği okullar arasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bilim sanat merkezleri yer alıyor. Genellikle her ilde bir tane, İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol şehirlerde sayısı ikiye ulaşanlar da bulunmakta. Bu bilim sanat merkezlerine gelen çocuklar maalesef toplumsal bir yanlış yargıda olabiliyor. Bu eğitim camiasında da olabiliyor. Burası çocukların okul dışında geldikleri, yetenekleri yönünde eğitim aldıkları bir kurum. Ve hocaları da tabii ki özel eğitim alanında ve kendi branşlarında yetenekli hocalarımız bulunmakta. Şöyle bir yanlış algı var. Buraya gelen mesela velilerimiz de veya öğretmen camiası da buranın öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kurum olduğunu çoğu zaman bilemeyebiliyorlar. Veya geldikleri zaman şunu söylüyor veli, çocuğum TEO'ya yönelik hazırlansın. Bu bir yanlış algıdır. Bu çocukların kendi yetenekleri doğrultusunda yetişmeleri gerekmektedir. Yani orası birebir ders işlendiği, konu anlatıldığı bir kurum değil. Tam tersine çocukların yaparak, yaşayarak öğrendikleri bir kurum. Hı. Bu şekilde. Evet, hocam bir şey öğrenmek istiyorum. Bilim sanat merkezleri Türkiye'de hemen hemen her ilde var, evet, değil mi? Evet. Şimdi bu tabii çok önemli bir kazanım eğitim açısından. Ama Anadolu'da üstün yetenekli çocuk olup da heba olanlar yok mu? Mutlaka maalesef var. Maalesef var. Peki bunun için nasıl önlem alınıyor? Mesela ben size bir raporu sunacağım. Bilim Sanat Merkezi'nin iç denetim raporunda 0-24 yaş grubunda rakamları yuvarlayarak söyleyeceğim. Toplam 25 milyon birey bulunmakta. Bu, evet, sayının %2'sinin yani 627 bininin üstün yetenekli olduğu tahmin ediliyor. Bilim sanatlarda ise üstün yetenekli toplam öğrenci sayısı 6400.
Ve bu durumda keşfedilmeyi bekleyen 621.075 birey bulunuyor. Yani bizim aslında genç nüfus potansiyelimiz fazla olduğu için üstün yetenekli potansiyelimiz de çok fazla. Tabii ki dediğiniz gibi bu çocukların pek çoğu fark edilemiyor. Bu çocukların çünkü özellikleri çok net bilinemiyor. Çocukları birbiriyle kıyaslıyoruz veya sadece matematiği, feni, fiziği, kimyası iyi olan çocukları biz üstün yetenekli olarak yargılıyoruz veya onları o şekilde etiketliyoruz ki bu böyle değildir. Bir üstün yetenekli birey tam tersine çok yaramaz olabilir. Öğretmeni veya ebeveyni tarafından artık hani sinir harbine sokan bir öğrenci olabilir. Çünkü onların bitmez tükenmez soruları bulunmakta veya onların sürekli konuşmakta, onları ikna etmek son derece zor olmakta. Bu çocuklar genellikle yaramaz olarak nitelendirilmektedir. Ve dediğiniz gibi biz hep bu akıllı uslu çocukları veya belli başlı dersleri iyi olan çocukları biz üstün yetenekli olarak düşünüyoruz. Ama aslında öncelikle öğretmen camiasının ve sonrasında da ebeveynlerin, özellikle de annelerin bu konuda çok bilinçli olması gerekiyor. Çünkü bu bir tabii ki reçetesi yok, bunun bir ilacı yok. Bu tamamen iyi bir gözleme dayanıyor. Bilgi artı gözleme dayanıyor. Mesela benim yaptığım doktora tezinde velilerle yapmış olduğum görüşmelerde çoğunu ebeveyn, özellikle de anne belirlemiş. Tabii ki çocukları birbiriyle kıyaslamak son derece yanlış. Ama veli geliyor, şu şekilde benimle muhabbetlerimiz olmuştu. İşte ya bir önceki çocuğuyla kıyaslıyor ya da kuzeniyle kıyaslıyor. Ve diyor ki işte erken diş çıkardı, erken yürüdü, çok konuşuyordu. Yani günde diyor 10 saat birlikteyse 7 saati benim onunla konuşmam gerekiyor. Hiç bitmeden bana soru soruyor diyordu. Ve bu konudaki kendi farklılıkları fark etmesinden dolayı işte rehberlik araştırma merkezlerine, bilim sanat merkezlerine başvurarak çocuğu hakkında bilgi almış ve çeşitli testlerden geçirerek bu tanının konulmasına yardımcı olmuş. Bunun toplumumuzda daha da genişlemesi gerekiyor. Bunun işte medya aracılığıyla olsun, eğitim camiasındaki hocalarımızın, akademik personellerin bu konuda bilgilendirmesiyle olması daha iyi olacağına inanıyorum. Hocam, o konuda siz ne diyorsunuz? Bir de şey var, burada bir istatistik var. Ben bunu özellikle izleyicilerimin öğrenmesi açısından vermek istiyorum. Üstün yetenekli çocuklarla anne babaların eğitim durumları incelendiğinde hangi sonuçlar çıkmış? Ebeveynlerin eğitim durumlarına göre bir istatistik var. İlkokul %6.2, ortaokul mezunu olan ebeveynler 4.1, lise mezunu olanlar %19.6, ön lisans mezunu olanlar %15.5, lisans mezunu olanlar %44.3, yüksek lisans %7.2, yine düşüyor burada. Doktora olanlar da %3.1. Şimdi burada lisans mezunu olanlar, ebeveynlerde lisans mezunu olanların 44.3. Çok büyük bir rakam. Demek ki eğitimle ilgili bir yapısı var toplumların. Eğitimdeki eğer o çıtayı yakalayamıyorsanız üstün yetenekli çocukların heba olması söz konusu olur diye düşünüyorum. Bir de bu arada Nobel ödülü alan Profesör Aziz Sancar'ın Türkiye'de geldiğinde yaptığı bir konuşma çok dikkatimi çekmişti. Evet. Ben bu başarımı Cumhuriyet'e borçluyum demişti. Şimdi tabii toplumsal gelişimlerin, toplumların oluştuğu noktadaki eğitimsel gelişimlerin de yüksek olması ve kaliteli olması. Şimdi o çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü herkes 4 yıllık üniversite mezunu yaparsınız, salarsınız sokağa. Bugün olduğu gibi. Oysa ki o kaliteyi yakalamamış olursunuz. Bilimsel verileri bünyesinde taşımaz o öğrenci. Doğru mu düşünüyorum sevgili hocam? Çok doğru, katılıyorum. Ek olarak değineceğim, şimdi lisans mezunlarının fazla olmasının şöyle bir şey var. Evet. Üstünlerin eğitimine biz gene bilim sanatlardan gidiyoruz ya da tanımlama sürecinden gidiyoruz. Çünkü bizim yönlendirdiğimiz ya da bilim sanata gelebilecek çocuklara da baktığımızda eğitimli aile çocukları başvuru yapabiliyor. Anadolu'nun bir köyünde üstün zeka nedir? Evet. Çok şanslı olmalı ki belki iyi bir öğretmene, iyi bir sınıf öğretmenine rast gelebilirse
bir tanılama, bir tespitle yönlendirilebilirse, çok iyi bir sınıf öğretmeni bulabilirsek, öğretmen eğitimimiz de bence çok önemli olması gerekiyor. Ama anti parantez, burada tartışılması gereken en önemli konulardan biri, tamam tanılama güzel, tanıladık. Ama tanılamadan sonra bilim sanatlarda ne yapılıyor? Bu da sorgulanmalı. Bilim sanatlar şu anda elde olan tek şey belki ama bunların içleri ne kadar doldurulmuş, bu da sorgulanması gereken bir şey. Yani üstünlerin eğitiminde biz gidiyoruz, niye Aziz Sancar Türkiye'de değil de dışarıda, bunu da sorgulamamız lazım. Biz Aziz Sancar'ı niye tutamadık elimizde? Yani üstünlerin eğitiminde belki yaptığımız yanlışlardan biri o, beyin göçlerimiz. Ki Amerika'da gördüğüm birçok şey, 6 ay Amerika'da kalma şansını elde ettim TÜBİTAK doktora bursuyla, araştırma bursuyla. Orada gördüğüm birçok insanda bu var. Aslında bizim en büyük sorunumuz beyinlerimizi elimizde tutamamız. Tutamadığımız için de belki bilim sanatlar da çok yeni. Bilim sanatların süresi yeni olsaydı o dönemde, belki o dönemde farklı durumlarda olsaydı elimizde olabilirdi. Son dönemde tersine beyin göçleri uygulamaları var TÜBİTAK'ın. Bakıyorsunuz giden bilim adamlarımıza hibeler veriliyor, programlar veriliyor ki tersine dönebilsin. İstatistikler çünkü bilim sanata gelen tanılanmış öğrenciler üzerinden alınmış. Yani biz eğitimli aileler çocuklarını bize yönlendirebildikleri için o istatistikler üzerinden bakıyoruz. Son dönemde mesela benim gördüğüm çok ilginçti. Annelerine bakmıştım, çocukların öyle istedi. Annelerin çoğunun eczacı olduğunu gördüm ben. Çok ilginç bir Samsun'da yapılan bir çalışma. Annelerin çoğu eczacı, baktığımızda çok ilginç gelmişti bana. Çocuklarına çok mu zaman ayırdılar ya acaba? Belki hani çalışan anneler açısından baktı eczacılık daha mı iyi bir şeydir ama çok ilginçtir. Öyle bir Samsun'da tesadüfi bir çalışma geldi. Ama lisans eğitimli aileden geldiği için çocuk doğal olarak bazen eğitimli gidiyor. Tabii son dönemde tartışılan konu şu, üstün zekayı ne kadar doğru tanıladığımız da önemli. Elimizde belirli testler var. WISCAR'dır, BİNET'tir ya da son dönem değişen. Tanılama sürecinde sadece bu testler mi etkili? Ayşe hocamın dediği gibi tanılamaya dahil olamamış, bir ön sınavı geçememiş ama üstün olabilecek çocuklar da var. Yine Ayşe hocamın dediğine ek olarak şunu belirtmek gerek. Üstün zekalı olup ama otistik olabilecek çocuk da var. Az önce seri katil örneğinden bahsettik. İki kere farklı tanımı dediğimiz bir tanımın içine giriyoruz. Mesela üstün zekalı olup görme engelli çocuk da görebiliriz. Tabii ki biz normal üstüne fayda sağlayamadığımız için engelli ve üstüne nasıl bir fayda doğrultusunda ilerleriz? İki kere farklı tanımı içerisinde yer alan çocuklarımız da mevcut. Üstün olup okuma yazma bilmeyen Asperger sendromlu çocuklar da olabiliyor. Disleksi çocuklar da olabiliyor. Yani üstün tanımı içinde başka bir tanıma doğru da gidiyoruz biz. İki kere farklı tanımı içerisinde de yer alıyoruz. Böylece belki de sorduğunuz soruya geliyoruz. Bilim sanat merkezleri dışında farklı kurumlar ve üstünlerin eğitiminde farklı çalışmalar yapabilirsek en azından Aziz Sancarların yurt dışına gitmesini engellemiş olabiliriz. Cumhuriyete borçlu olduğuna kesinlikle katılıyorum ama Cumhuriyet döneminde az önce örnek verdim. Afet İnan da yurt dışına gitti. Cumhuriyet döneminde birçok insan da yurt dışına gitti ama geri döndüler. Evet. Niye birçoğu geri dönmedi? Yani Cumhuriyet'in getirdiği o ilk yıllardaki geri dönüşler artık yok. Niye yok? Bunu sorgulamak lazım en önemlisi. Çünkü o dönemde siz benden daha iyi biliyorsunuz tarih bilinci olarak da baktığınızda gidenlerin hepsinin çoğunun geri döndüğünü gördük biz. Ülkeye fayda sağladığını gördük. Sizce neden hocam? Bilime belki de şey diyemeyeyim ama böyle yani Amerika'da gördüğüm en önemli şey var. Şunu söyleyeyim ben nedenini. Sizin dininiz, diliniz, ırkınız, cinsiyetiniz ne olduğunuz önemli değil. Bilim yapmanız önemli. O yüzden Amerika'nın Amerika yapan tek özelliği belki de bu. Bilime değer veren insana değer verilmesi ve bilim yapan insana saygı gösterilmesi. Aynen katılıyorum hocam. Çünkü Türkiye'de TÜBİTAK kapandı ya da o aşamada biliyorsunuz. Ya çok zor durumda. Türkiye Bilimler Akademisi bilimin olmadığı bir yerde bu konuştuklarımız biliyorsunuz suya düşer. Bence diyorum ki ben özellikle izleyicilerimin de öğrenebilmesi açısından şimdi sizin bir kitabınız var. Üstün Zekalılarda Sosyal Bilgiler Öğretimi diye bir kitabınız var. İzleyicilerime de göstermek istiyorum. Şimdi bunu siz bu konu Amerika'daki çalışmalarınızın konusu bir kısmı. Türkiye'de üstün zekalılardaki bu eğitimsel gelişimler yeterli mi diye sormayacağım. Zaten yeterli olmadığını biliyoruz. Ama çağımıza göre
Batı ile kıyaslandığında biz hangi noktadayız? Bu benim için çok önemli. Şunu söyleyemiyoruz. Çok gerideyiz ya da çok ilerideyiz değil. Ama bir farkındalığımız var son dönemde. Bu önemli benim için. Bilim sanat merkezleri yanlıştır, doğrudur ama o bir farkındalıktır. Son dönemde yapılan özel okul açılmaları, dernekler, aile platformları. Mesela birçok ailelerle de görüştüm ben çalışmada. Aileler kendi platformlarını oluşturmuş. VYEP diye platformlar oluşturmuşlar ve burada kendilerine mentörlük yapıyorlar birbirlerine. Mesela Filiz Hanım ortak bir kitapta da Ayşe Hoca'yla bölümümüz vardı. Damdan Düşen Anne diye bir kitap yayınladı. Ailelerin yaşadıklarıyla ilgili. Aileler birbirleriyle devam etti, etkileşim kurdu. Dernekler kurulmaya başlandı. Vakıflar kurulmaya başlandı. Böylece bir farkındalık oluşturuldu. Avrupa devletlerinin birçoğuna baktığımızda yine de kötü değiliz. Fakat genel olarak baktığımızda farkındalık boyutunun bir aşamasına gidemedik. Yani ne tür eğitim verebileceğimiz, nasıl ilerleyebileceğimiz programları dolduramadık. Şu tartışılıyor son dönem, doğru mu tanılıyoruz? Evet, doğru ya da yanlış tanılıyoruz ama tanıldıktan sonra ne yapıyoruz sorusu hala gündemde. Yani benim özellikle belirtmeye çalıştığım bu. Tanıladık, üstün çocuk bana geldi ki ben 8 yıldır üstünlerle çalışıyorum. İlk geldiğinde ben de ne yapacağımı bilmiyordum. Yani işte bu süreç beni Amerika'ya doktoraya kadar götürdü. Yani ben bu çocuklar için ne fayda sağlayabilirim? Hepimizin yaptığı çala kalem işlerdi başta. Kendimizi ilerleye ilerleye gittik. Sonunda mesela bir üstün çocuk için farklılaştırılmış bir program uygulama nedir? Ben üstünlerle çalıştığım ilk yıl bilmiyordum. Ya da zenginleştirilmiş bir program uygulanması gerektiği. Kendi alanımda sosyal bilgilerde üstünlerin eğitimi. Üstünler için ayrı bir eğitim programları nasıl yapılır bunun da bilincinde değildim. O yüzden eğitmenlerimizin iyi yetiştirilmesi gerekiyor. Farkındalığımız oluştu ama bundan sonraki süreç eğitmen ve aile eğitimlerine doğru ilerlememiz gerekiyor. Son dönemde çalışan akademisyen sayısının da artması, farkındalığın olması iyiye doğru gittiğimizin göstergesi ama plansız bir gidiş var gibi geliyor bana. Daha planlı ve düzgün gidersek, çünkü iki akıl oyunu öğrenen ya da iki zeka oyunu öğrenen, tamam üstünlerin eğitimi bu. Uğur hocamız var, alanda önemli isimlerden biridir diyor. Üstünlerin eğitimi bilmece, bildirmece, dil üstünde kaydırmaca gibi oyunlar değildir diyor. Ama zeka oyunu verdik mi anlıyoruz, üstünlere eğitim yaptım. Birçok programda görürsünüz mental oyunlar, akıl oyunları. Hatta bir dönem şey vardı, bu çabuk matematik çözülüyor falan, mental aritmetikler. Evet. Aynı şekilde yani üstünlerin eğitiminin temeli bu değil. Farklılıkları ortaya koyma bilme, creative diyor İngilizcesi, yaratıcılığı, farklı düşünme boyutlarını kazandırabilme. Mesela ben Amerika'ya gittim, matematik dersinde bir yaratıcılık olacağını hiç düşünmemiştim. Matematik öğretmenimle paylaştım. O da bilmeyerek yapıyormuş mesela okulumuzdaki matematik öğretmeni ama yaptığı işin yaratıcı matematik olduğunu o da bilmiyordu. Ya biz iş yapıyoruz, çaba da üretiyoruz ama doğru ve planlı şekilde gitmiyoruz. Ya da yaptığımız şeyin neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmeyerek gidiyoruz. Hocam sizin konunuz, özür dilerim sevgili hocam, sizin konunuz üstün zekalılarla ilgili bu yetenekli çocukların eğitimindeki yapıya nasıl bakıyorsunuz? Hocam anlattığına tamamen katılıyorum, bazı sorularım olacak hocama. Siz nasıl bakıyorsunuz hocam? Üstün yetenekli veya zekalı dediğimiz çocukların eğitiminde tabii ki toplumumuzda maalesef eksikliklerimiz var. Aslında madeni kaynağımız çok zengin. Çocuklarımız çok donanımlı. Öncelikle amaç birinci derecede şahsi olarak düşüneceğim bu çocuklara birebir bir ders anlatımı veya öğretimi değil. Bu çocukların var olan potansiyellerini ortaya çıkarabilecek ortamlar, eğitim programları ve uzmanlara ihtiyacımız var öncelikle. Zaten bu çocuklara uygun olan mekanlar oluşturulunca bu çocuklar kendi kendilerine yaratıcılıklarını kullanarak o kadar güzel ürünler ortaya koyabiliyorlar ki buna zaman zaman biz bile şaşırabiliyoruz. Eğitim ortamlarımızın daha zengin hale getirilmesi gerekiyor. Bu çocukların belirlenmesine yönelik daha kurumların sayısının artması gerekiyor. Çünkü şu andaki en büyük eksikliğimiz eğitim kurumlarımızdaki gerek materyal olsun, gerek öğretim elemanı hocalarımız olsun, bu eksikliklerimiz var. Ve bu çocukların tanılanması şu anda Milli Eğitim Bakanlığı bunu belirli bir sıraya koydu. Bu sene birinci ve ikinci sınıflar tabletlerden oluyorlar. Bu en azından o çocukların belirlenmesine yönelik daha hızlı bir adımların atılmasını sağlayan bir uygulama oldu. Bunların daha da artması gerekiyor. Çünkü bu çocukların kaybedilmesi gerçekten
en değerli zenginliğimizin kaybedilmesi olacaktır. Diye düşünüyorsunuz. Evet. Evet. Hocam, anne ve babaların, ebeveynlerin üstün zekalı, üstün yetenekli çocuk hissi doğduğu zaman toplumumuzda nereye gitmeli? Özellikle bizi izleyenler bunu bilsinler istiyorum. Siz bu işin uzmanı olarak üstün yetenekli çocukların tespiti nasıl yapılmalı? Nereye gidilmeli? Nasıl bir yöntem izlenmeli? Ayşe hocam da biliyordur belki. İlk başta Ali Şukor'u, o üstün çocuk. Birden bir şey yüklüyoruz çocuğa. Ha, üstünsün ya, okul yüklüyor. Ayrıcalıklı. Okul yüklüyor, biz yüklüyoruz. Bazen ben bile yaptığım yanlışların başında gelir. Arkadaşları yüklüyor. Üstün çocuğun çocuk olduğunu unutmamak gerekiyor başta. Çocuk üstün zekalı olsa bile bu çocuk, temel olarak çocuk. Birçok ailede şunu görüyorum, sen üstünsün, şunu yapmalısın, sen üstünsün, bunu niye yapamadın? Bir defa çocuk olduğunu unutmayacağız. Gelelim, ilgi alanlarının tespiti çok önemli. Yani üstün zekalı çocuk birçok alana ilgili olabildiği gibi spesifik sevdiği alanlara da ilgili olabilir. Bunun için ilgi alanlarının tespitinden sonra ilgi alanlarına yönelik programlara katmamız gerekiyor. Son dönemde de yapılan uygulamalar var. Yani şuradan reklam yapmak için vermiyorum ama. Yani iletişim çok rahat gelişti, internet ağları gelişti, ulaşım gelişti. Yaz okulları, yaz kampları, bunun şeklinde birçok üniversite uygulamaları da var. Yaz programlarına katılabilir. Yerinde bilim sanat merkezi yoksa bilim sanat merkezlerine devam ettirebilir. Mesela okullarda çok uygulanmıyor ama son dönemde başlayacak. Bulunduğu okulda destek odaları uygulamaları var. Birçok veli bilmiyor bunu. Çocuğu üstün tespit edildikten sonra mesela o çocuğun eğitim alması için destek odalarında eğitim isteyebilir çocuğu için. Ayrı bir eğitim. Ayrı bir eğitim. Ayrı okul bir, sonrası. Evet. After school education dediğimiz İngilizcesi Amerika'da uygulanıyor. Mesela çocuk sınıfından alınıyor. Ayrı bir eğitim programı ve sisteme tabi tutuluyor. Çok uygulanmıyor. Bu program genellikle zihinsel engelli çocuklar için uygulanıyor. Ben de ilk başta destek odaları üstünlere de yapılıyor deyince ya dedim ben engelliler için biliyordum. Hayır değil. Üstün zekalı çocuklar için de istenirse, veli talep ederse, tespiti de varsa, tanımı da varsa bulunduğu merkezde özel eğitim ve tabi çocuklar için zenginleştirme ve farklılaştırma eğitimleri alınabilir. Bunun dışında hani son dönemde Amerika'da yaygın evde eğitimler var. Bazı aileler ciddi anlamda araştırmalarını yapıyorlar. Farklı konumlarda ne yapabilirim, ne etkinlik bulabilirim şeklinde evde eğitimler de söz konusu. Yani ben hani bilim sanata gidemeyebilir, farklı bir şey olabilir ama evde eğitim şeklinde de farklı örneklerle uygulamalar devam edebilir. Ama öncelikle yani çocuğun çocuk olduğunu unutmamak gerekiyor. Çünkü çok fazla yüklüyoruz. Hele de üstün algısı yüklediğimizde öğretmen, arkadaş ve çevre belirli bir süre sonra yalnızlık hissetmeye başlayacak çocuk. Yani ben birçok çocukta bilim sanatların en büyük artısının şu olduğunu her zaman söylüyorum. Çocuğun sosyalleşmesi, kendi gibilerini görmesi için. Çünkü farklılar, farklılık ortaya çıkıyor. Ben farklıyım, o farklı. Çocuklara farklı gözle bakınca ama sizin gibi olanlarla birlikte olunca farklı olduğunuzu anlamıyorsunuz. Bilim sanatlar bu yüzden çok önemli benim için. Her farklılıkları kentte, bir ara. Her kentte IQ ölçümü yapılıyor mu hocam? Her kentte yapılıyor. Her kentte yapılıyor. Ya şöyle bilim sanat merkezi olan kentlerde, değil. Ya bilim onun dışında şöyle yapılabilir. Çocuğunuzda bir farklılık görürseniz. Bir farklılık görmezseniz zaten yapılmaz. Anladım. Rehberlik araştırma merkezleri mevcut. Öğretmen, veli çocuğunda bir farklılık gördüğünde bunu özel bir kurumda da yaptırabilir ama biz resmi kurumlara bilim sanat merkezleriyle RAM'lar alıyor. Rehberlik araştırma merkezleri ama onun dışında çocuk psikiyatrisi, çocuk psikoloğu da çocuğunda bir farklılık görüküyorsa tabii ki IQ testi yapılabilir. Her kentte de yapılıyor fakat her kentte bilim sanat merkezi olmadığı için çocuk bilim sanat merkezine devam edemiyor. Ha gene aynı konuya geliyoruz. Üstünlerin eğitim hep bilim sanat merkezleri üzerinden mi gitmeli? Hayır. Ama şu anda elimizde olan tek kurum bu. Tek kurumu olduğu için evet. Kurum bu. Devlet kurumu bu. Evet. Ha özel birçok okul ve uygulama var. Ha karşısında değilim güzel ama iyi yapan kötü yapan var. Bazen dediğim gibi iki zeka oyunuyla üstün eğitimi verdiğini söyleyen kurumlar da mevcut. Ama iyi kurumlar da mevcut. Bu yüzden bunlarla ilgili görüşmeler yapılabilir ama üstün zekalılar da az önce belirttiğiniz gibi birçok eğitimli ailede çıktığı için aileler çok bilinçli aslında. Ama yine de birçok yerde seminerler istiyorlar. O platformda biliyorum Filiz Hanım'ın en son kitabında da mesela uzaktan eğitim almaya başladılar. Birçok akademisyeni çağırıp kendi aralarında toplanmaya başladılar. Güzel bir uygulama. Herhalde çok konuştum. Hayır hayır estağfurullah estağfurullah. Sevgili hocam. Siz Türkiye'deki bu üstün yeteneklerin eğitiminin
yeterli olup olmadığını biraz önce sordum. Ancak şöyle bir şey var. Ben oradan hocama da geleceğim oradan. Türkiye'de biliyorsunuz eğitimde bir keşmekeşlik var, bir karmaşa var biliyorsunuz. Yabancı dille eğitim, ezberci bir eğitim sistemi. Bu ne zaman? Ta 2000 öncesinden beri böyle bir yapı var. Ve özellikle yarışan bir öğrenci konumuna soktuk biliyorsunuz orta öğretimdeki öğrencileri. Ondan sonra bu öğrencileri biz üniversite dönemi geldiği zaman üniversitelere ve her köşe başında bir üniversite diye sloganlar vardı biliyorsun. Birçok çok önemli eğitim bilimcilerimizin yaptığı eleştiriydi bunlar. Tabii oraya gittiği zaman da yeterli bilimsel eğitimi orada alamıyorlar bu o branşlara göre. Sonra bakıyorsunuz biraz önce söylediğim gibi 4 yıllık üniversite diplomasıyla sokağa salıyorsunuz ve herkes de işsiz kalıyor. Şimdi siz bu yabancı dilli eğitimin yapısal değerini nasıl buluyorsunuz? Bir eğitimci olarak kısaca onu almak istiyorum. Yabancı dil, tabii ki bizlerin de süre geldiği eğitim sürecimizde bir lisan, bir insan sloganıyla büyüdük hepimiz. Lisan bilmek tabii ki çok önemli. Sonuçta farklı kültürlerle iletişim kurabilmek çok önemli. Ama şart mı noktasına geldiğimiz zaman, şimdi teknolojinin ilerlediği bir çağda biz gayet rahat, çok birebir olmasa da bazı metinleri istediğimiz dile çevirebiliyoruz veya istediğimiz farklı dildeki metinleri de Türkçe'ye çevirip bunları okuyabiliyoruz. Bu çok mu şart diye soruyorsanız, evet tabii ki çok şart değil ama lisan öğrenmenin de sonuçta bir zihinsel süreçteki gelişimine baktığımızda, zihnimizin gelişmesinde etkili olduğunu da düşünüyorum. Tabii ki öğretilmeli ama bunu metazori olarak, zorla olarak öğretilmesi taraftarı tabii ki değilim. Hepimize baktığınız zaman hepimiz 4 yıllık Anadolu liselerinden mezunuz. Hepimiz hazırlık okuduk. Üniversitelerde hazırlık okuduk. Ama kaçımız biz dışarıya çıktığımızda bir turistle iletişime geçebiliyoruz? Kaçımız elimize bir kitap aldığımızda okuyabiliyoruz? Demek ki burada bir yanlışlık var. Demek ki biz orada lisan öğrenmeyi farklı uygulayabilirdik. Yeteneği olanlara öğretirsek belki daha güzel işler yapılabilirdi. Dediğim gibi zorla yapılan işlerden çok fazla hayır gelmiyor. Evet. Örneğin siz İngilizceyi seversiniz, belki ilginiz, yeteneğiniz vardır. Ben Fransızcayı severim veya ilgim vardır. Yani size zorla Fransızca, bana zorla İngilizce öğretilirse ikimiz de öğrenmekte zorluk çekeriz. Ama severek öğreneceğimiz bir dil olursa evet bunu tasdik ediyorum tabii ki. Tabii Türkiye'de eğitim bilimcilerin ortak olduğu bir nokta var. Bir tıp eğitimi, İngilizce tıp öğretme ile tıpın kendi ögeleri içindeki yapıyı koymak çok farklı diyorlar. Benim alanım değil tabii ama yabancı dille eğitimin çok toplumda yanlışlık olduğunu, uluslararası sempozyumlarda da sonuçlarının böyle çıktığını ben biliyorum. Şimdi hocam size tabii eğitimden konuşunca Türkiye'yi 1940'lı yıllardaki köy enstitülerini bir iki cümle söylemeden geçmek mümkün olmaz. Araştıran, eleştiren bir bireylerin yetiştirildiği bir kurumdu. Tabii onların üstün yetenekli miydi? Kimse bilmiyordu. Sadece köy çocuklarını alıp kendi içinde, iş için eğitim yapısını ortaya koyup belli bir sistematik yapısı vardı o eğitim sisteminin. Daha sonra bakıyorsunuz yani Türkiye'de çok önemli saygın bilim adamları, sanatçılar, yazarlar, birçok insanlar çıktı. Ve bunlar da yüzümüzü ağırtan birçok yazarımız da çıktı. Bugünkü eğitimde yeteneklere göre eğitimin yapılabildiğine inanıyor musunuz hocam? Yeteneklere göre eğitimi yapmak istiyoruz ama beceremiyoruz belki de o var. Çok aslında güzel, şurada, çok güzel hocam. Şurada bir şeye değindiniz, güzel bir noktaya değindiniz. Önümüze konulan sınav sistemi. Evet. İşte belli ekonomik kaygılar. Aslında yeteneği tespit edebiliyoruz. Son dönemde bilim sanat merkezleri de müzik ve resim yetenekli öğrencileri de almaya başladı. Biz zeka kısmından bahsediyoruz ama biz de baktığımızda müzik ve resim yetenekli olan öğrencilerimiz de var. Yeteneğin tespiti konusunda bence sorun yok ama bir sonraki aşamada ekonomik kaygılar ve buna bağlı olarak da ortaya konulan sınav ve süreçleri koyduğunuzda
yetenek ölüyor, gidiyor ve yeteneği öldüren bir ülkede yaşamak gibi bir makale okumuştum en son. Bu çalışmalar sonucunda da artık yetenekli olmak isteseniz de bazen karnınız doymadığı için farklı işlere bulaşmak zorunda kalıyorsunuz. Daha çok para getiren ve yetenekleriniz artık hobi olarak ilerliyor. İşiniz değil de hobiniz ya da boş zaman aktiviteniz şeklinde. Yani ben çok sanmıyorum bana gelen resim yetenekli çocukların ya da müzik yetenekli çocukların aileleri çocuklarının bir müzik eğitiminde ilerlemesini ya da üniversitede öyle bir eğitim almasını isteyen çok aile çok nadir. Yani beş parmağın beşini geçmeyecek şekildedir. Tabii sistemden kaynaklanıyor. Evet yani ben çok velilerin bazı velilerine doktor olacaksın, doktor olacaksın. Hı-hı, çocuk üstün tanısı aldı ya hayatı kurtulacak ve o olacak. Yani istek aslında Ayşe Hoca'nın dediği ve sizin dediğiniz ortak bir noktaya geliyoruz. Her şeyi zorunlu hale getirdik. Zorunlu zorla verilince de artık bazen o zorluğa da kabul edip zorla öğreniyoruz, zorla öğrenmeye zorla çalışıyoruz. Ama köy enstitüleri çok önemli bir kavram. Oradan anti parantez belirtelim. Benim de çok sevdiğim bir yazar var. Adnan Bin Yazar'ın bir kitabında okumuştum ben. Hmm. Masalını Yitiren Dev. Onun köy enstitüsündeki hayatını anlatır. Nasıl girmiştir, ne yapmıştır. Hatta oraya girmek için kendine torpil yaptırmıştır. Mesela birçok insanın kurtuluş yeridir köy enstitüleri. Muzaffer Üzgün'ü bilirsiniz, evet. O da eski köy enstitüsüdür. Bu insanların hayatlarını okuduğumda ben ağlamıştım bile. Farklı uygulamalar ve farklı çalışmalar yapılıyor ve ciddi anlamda iyi bir öğretmen yetiştiriliyor. İşte başta dediğim cümleye geliyoruz. Biz eğitim sistemimizde iyi bir öğretmen yetiştirme politikasına gidersek üstünlerin eğitimini de heba etmeyiz. Bilsemlere öğretmen seçimi olsun veya normal bir öğretmen seçimimiz de olsun. Bakın başta belirttiğim gibi iyi bir sınıf öğretmeni yetiştirebilirsek üstün zekayı tanımlayan öğretmeni de yetiştirebiliriz. Bizim ilk aşamamız şudur bilim sanatları öğrenci alımında. Sınıf öğretmenlerine sorarız. İşte yaşıtlarına göre daha ileride konuşmuş mu? Ya da okumayı daha mı erken öğrendi? Hmm. Yaşıtlarına göre kelime dağarcığı daha mı iyi? Hızlı hesap yapabilmiyor mu? Bunun tespiti sınıf öğretmenlerinden geçiyor. Ve köy enstitülerindeki gibi her alanda uzman, emek isteyen, öğrenmeyi ve öğretmeyi sizin gibi seven insanlardan geçiyor. Bunu becerebilirsek zaten birçoğu sorunu da çözmüş oluyoruz. Hem de ülkeyi, milleti ve bilimi seven insan yetiştiriyoruz. Tabii belki. Yeteneklere göre toplumda birçok öğrencinin yetişmediğini biliyoruz. Ben birkaç programda söyledim, çok önemsediğim için. Bir Rus Nobel alan bir Rus profesör, fizikçi, iki tane oğlu var. Bu yıl yine söyledim bunu, yine eğitim programına denk geldiğinde. Özellikle tekrarlamak istiyorum. İki tane oğlu var. Bir oğlunu yine akademisyen yapıyor kendisi gibi. Hem de alanında fizik. Diğer oğlu da bahçıvanlık yapıyor. Tabii dünya çapında dünyanın gözü olduğu için hocam diyorlar siz uluslararası bir yapınız var artık Nobel de aldınız. Oysa sizin iki oğlunuz var. Biri bahçıvanlık yapıyor, biri sizin gibi üniversitede akademisyen. Bu biraz tezat değil mi falan? O zaman diyor ki hayır çocuklar diyor. O benim o ufak oğlum diyor. Çocukluğundan beri toprağa, yaprağa, doğaya çok yatkın bir yapısı vardı. O yeteneklerinin doğrultusunu ben öğrendim. Ziraat mühendisi okuttum. Ama şimdi dünyanın en güzel çiçeklerini, en güzel bitkilerini yetiştiriyor diyor. Tabii onu ben yıllar önce, 80 öncesinde Hürriyet Gazetesi'nde okumuştum. Şimdi şöyle bir şey var. Biz Türkiye'de yeteneklere göre eğitim sistemini bir türlü oturtamamışız. Ama tabii şu da var. Bu teknolojik gelişimlerin ya da bu dijital dünyanın, hocam özellikle sizden öğrenmek istiyorum, dijital dünyanın buna katkıları olamaz mıydı? Ki hem artıları hem de eksileri var diye düşünüyorum. Oysa yeteneklere göre eğitim, özel eğitimden, eğitim alanında sizin bakış açınız nedir sevgili hocam? Şimdi şöyle bir durum var. Normalde normal ortaokulda görev yaparken veli toplantılarında yanına gelinmeyen branşlar, bilgisayar, resim, müzik, beden eğitimi gibi hocaların yanına genellikle gelinmez. Daha çok matematik, fen, işte İngilizce gibi ana mifer derslerin hocalarıyla gelip görüşülür. Bu gösteriyor ki velilerimizin bakış açısı az önce de sizlerin de belirttiğiniz gibi hani bazı insanlarımızın ekonomik kaygıları, yaşamdan beklentileri, onların o tür derslere yönlenmelerini sebebiyet veriyor.
Dijital dünya branşım açısından söylüyorum tabii ki bize uçsuz bucaksız bir evren sunuyor. Örneğin az önce şundan da bahsettiniz. Biz bilim sanat merkezlerine öğrenciler gelmeden önce sınıf öğretmenlerine şu şekilde bir ifade Hüseyin Hocam'ın da belirttiği gibi söyleniyor. İşte öğrencilerinize gördüğünüz farklılıklar, hangi öğrencilerinizde farklılıklar varsa bunları raporlayıp bilim sanat merkezlerine yönlendirilmesi isteniyor. Öğretmenler de ise takdir teşekkür alan tüm öğrencileri bilim sanat merkezinin yapacağı sınava yönlendiriyor. Neredeyse sınıfında 30 öğrenci varsa 28'i yani 25 ve üstünü kesin olarak yönlendiriyor. Bu bize gösteriyor ki aslında öğretmenlerimizde bir bilgi eksikliği var. Ben zaten bu eksikliği görerek bu bir sonuçta bir eksiklik, tamamlanabilecek bir şey. Burada yanlış anlaşılmasın, kötü bir şey de söylemek istemiyorum ve söylemiyorum da. Bu eksikliklerden yola çıkaraktan doktora tez çalışmamda dijitalle bunu birleştirmek istedik. Ve kendi alanımdaki hocam ve Ayşegül Ataman hocamla ne yapabiliriz, bu dijitali de işin içine katalım diyerek biz bir eğitim yazılımı geliştirdik. Sınıf öğretmenlerine bir eğitim yazılımı, üstün yetenekli çocuk nedir, ne gibi özellikleri vardır şeklinde bir eğitim yazılımı ile öğretmenlerimize bir eğitim verdik. Öğretmenlerimiz bunun çok hoşuna da gitti, izlediler. Ve ondan sonra onlardan aldığımız öneriler doğrultusunda sınıflarındaki üstün yetenekli çocuklara nokta atışı atarak onların belirlenmesine yardımcı olduk. Dijital dünyayı bu şekilde günümüze, eğitimimize katarsak öğretmenlerimizin, velilerimizin ve çocuklarımızın daha faydalı işler yapacağına inanıyorum. Evet, son derece katılıyorum. Hocam tabii bu dijital dünyanın ve interaktif dünyanın bir de olumsuz yönleri de var. Tabii ki. O olumsuz yönleri bir noktada bizim eğitim sistemimize de son derece yansımış. Oysa ki biz olumlu yönlerini alabilirdik bunun. Ya da daha sistemimizde, eğitim sistemimizde daha öne çıkaracak önlemler alınabilirdi diye düşünüyorum. Hocam siz ne diyorsunuz bu konuda? Dijital dünya. Evet, bu konuda ne diyorsunuz hocam? Sizin olumlu olumsuz yönleri. Evet, çünkü çok önemli o. Evet. Dijital dünyanın Ayşe Hocam dediği gibi kullanımına baktığımızda artıları olabildiği gibi eksileri de var ama son dönemde oyun bağımlılığı da çok fazla oldu. Ayşe Hocayla bir araştırma da yapıyoruz. Çocuklar genel olarak oyun bağımlısı ve oyunlarda yaşıyorlar artık. Kendilerine oyunlarda ben kendi oğlumdan da biliyorum bazen. Tablet elinde gidiyor. Ben kullanamam mesela akıllı telefon falan. Öyle de yoktur yani. Ama onlar çok rahatlıkla artık şey de olmaya başladı. Hatta geleceğin fütüristleri şey diyor. Ne kadar doğrudur bilinmez. Gelecek. Bu parmağımızın zamanla büyüyeceği dijital aletleri kullanırken gelecek toplumların zamanla bu parmağımızın, işaret parmağımızın büyüyeceği söyleniyor. Kullana kullana artık aktif hale gelecek ya. Aynı şekilde. Ama diğer taraftan baktığımızda şöyle artısı var. Hani zekanın gelişmesi, üstün zekanın gelişmesi bağlamında baktığımızda öğrenme denilen bir modül de var üstünden eğitimde. Kitaptan da bahsettim. Mesela uygulama, uzaktan eğitim sistemleri. Dijital dünya mesela bunu sağlıyor. Aslında hocamın yaptığı da o başta dediği. Yani uzaktan eğitim yöntemleriyle biz öğretmenleri de eğitebiliriz. Aklıma geldi, kitabın bir bölümünde de var. Mesela üstünler için uzaktan eğitim yöntemleri, ailelere dediğimiz önlerden biri de bu. Öğretmen eğitimleri de bu şekilde kullanılabilir. Hatta belirli bir yaştaki üstün zeka çocukların eğitiminde de uzaktan eğitim, öğrenme ve modülleri kullanılabilir. Üstün zekaların eğitimi açısından baktığımda. Ama tabii ki tembelliğe itmesi, daha sonra obeziteye falan da itiyor hatta belirli bir süre sonra baktığımızda görürüz. Sağlık koşulları da var. Ve de çabuk ulaşma ve çabuk bitirme, stres mantığına da baktığımızda olumsuz etkilerini görmekteyiz. Evet. Sevgili hocam, Ayşe hocam, son olarak söyleyeceklerinizi bir alabilir miyim? Özellikle üstün yetenekli çocuklarla ilgili sizin bu üstün zeka, üstün yeteneklilerle ilgili Türkiye'de biz yeterli düzeyde değiliz veya çok donanımlıyız, artık batıyla yarışacak düzeydeyiz veya buna benzer son olarak söyleyeceklerinizi alabilir miyim? Biz insan kaynağı bakımından çok zengin bir ülkeyiz. Her yönden zenginiz ama insan kaynağı bakımından da çok zenginiz. Anadolu insanı zaten. Bir baktığınız zaman İbn-i Sina'nın kitapları hala tıp dünyasında, yurt dışında okutulan bir kitaptır vesaire. Biz bu kaynağımızı iyi kullanmamız gerekiyor ve ben gelişmekte olduğumuzu düşünüyorum. Bizim her ne kadar yavaş da olsa bir ilerleme içerisinde olduğumuzu da düşünüyorum. Çünkü bu konuda
istekli hocalarımız olduktan sonra bizim bu işi daha rahat yapabileceğimize inanıyorum. Çünkü biz teknolojik bakımından da şu anda güzel seviyedeyiz. Sadece imkanlarımız biraz dar. O imkanlarımız da birazcık daha artarsa, kullanıma açılırsa daha iyi bir ilerleme sarf edeceğimize inanıyorum. Teknolojik olarak, evet, teknolojik olarak çok iyi noktadayız. Özellikle evet. Batı ülkeleriyle kıyaslandığında. Oysa ki biz o teknolojik gelişimleri bilime dönüştüremiyoruz ne hikmetse. Çünkü evet. araştıran ve eleştiren bir yapıyı ortaya koyamıyoruz. Özgüvenimizi. Öğrenciler özellikle eğitim sistemindeki yapıyı görüyorsunuz, biliyorsunuz. Ya bizim aslında amacımız pasif çoğunluk değil, aktif bir azınlığa ihtiyacımız var. O aktif evet. olan azınlık aslında var. İşte onu biz eğer böyle keşfedebilip biraz parlatabilirsek çok güzel Hı-hı. şeyler olacağına inanıyorum. Ve güzel şeyler yapıyoruz. Geçen günde bir bilim fuarımız vardı. Buradan bilim sanat öğretmenlerimizin de çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Robot aktivitelerimiz vardı, robotlarımız vardı. Çocuklarımız çok güzel şeyler yapıyorlar. Neden? İmkan sunulduğu zaman geri dönütü çok güzel alıyorsunuz. Ama işte o imkan noktasında birazcık daha bizlerin de alternatiflerimizin veya imkanlarımızın olması gerekiyor tabii ki. Evet hocam, ben şuna inanıyorum. Anadolu'nun yüzyıllara varan bir kültür birikimi var. Bu birikimi harekete geçirmek evet. önemli olan. İşte bu harekete geçirirken de teknolojik yapıyı ve onu bilimle kaynaştırarak bir potaya koymak gerekir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Anadolu insanında böyle bir özellik var diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz sevgili hocam? Kesinlikle katılıyorum. Aziz Sancar örnekleminden yola çıktınız aslında. Evet. Beyin göçü dedim ama aslında bilim evrensel. İnsanlar nerede olursa olsun yine de bilim için çalışıyorlar. Kendileri için çalışıyorlar. Güney Koreli hocama öyle derdim. Mesela şoförü Güney Koreliydi sürekli. Ve de Güney Kore'den eğitimler verirdi. Bir grup gelirdi falan. Aslında siz beyin göçü değilsiniz hocam derdim. Çünkü gene Güney Kore için çalışıyorsunuz. Bugün baktığımızda mesela Aziz Sancar da aslında Türkiye için en son Ordu'da bir bilim sanat merkezlerinde eğitim için bir evet. modül açtı, geldi. Dönemde kız çocukların eğitimi için aynı şekilde çalışmalar yapıyor. Bilime ve eğitime inanan insanları bulduğumuzda aslında sorunu çözüyoruz. Genel olarak bilme, eğitime inanan insanlarla devam edersek çok daha güzel işler yapacağımıza, o aktif azınlığı harekete geçireceğimize inanıyoruz ama o aktif azınlığı kaybetmemek için insanların yaptıkları çalışmalara değer verelim. Yani ikimiz de akademik çalışma yaparken belki gördük, hocam da eleştirmek adına demiyorum ama yaptığımız bir şeyde üst hocalarımız, büyüklerimiz bazen yapardı. Ama Amerika'daki hiçbir hocam şu, bu da olabilir aslında ya, farklıymış diye düşünürdü. Farklı düşünen, işte zaten şey var, şevki kırmadığımız zaman çocuk ilerliyor. Yani topluma küsen, çevreye küsen çocuklar yetiştirmemek adına bilimi seven ve bilime inanan insanlarla birlikte hem üstün eğitimi için hem eğitim adına insanı, çocuğu ve bilimi seven insanlarla buluşmak dileğiyle diyorum son söz olarak. Hocam çok teşekkür ediyorum. Hocam sizlere de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim. Tabii üstün yetenekli çocukların yapısını, eğitim sistemindeki bulunduğu noktayı, özellikle eğitmenlerinin bulunduğu noktayı böyle bir saatte tartışma gibi bir şansımız olmadığını biliyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, önümüzdeki hafta bir başka konukla tekrar birlikte olmak dileğiyle iyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum efendim.